Peki hocam yükselen performanslardan bahsettik. Aslında Şenol Güneş ilk geldiğinde ilk birkaç hafta performans yükselen bir isim vardı. Jetson Fernandez. Evet. Ama yine bir düşüş yaşadı ve sonunda ilk 11'deki yerini de son maç itibariyle Redmond'a kaybetmiş görünüyor. Hocam çok yetenekli bir oyuncu olduğuna katılırsınız diye düşünüyorum. Katılırım. Ama belirli eksikler mi var? Bu eksikler varsa neleri yanlış yapıyor Jetson Fernandez sahi içinde? Hı. Ya şeye, Beşiktaş'a transfer olduğunda şöyle dinlediğimi hatırlıyorum ya, yani iyi pasordur falan. Hiçbir zaman iyi pasor olmadı. Getson Fernandes. hiçbir zaman da olmayacak yani. Acayip paslar atacak. Acayip asistler yapacak. Ama yılda birkaç defa olacak bu. Düzenli aralıklarla olmayacak. O bir pasor değil. O bir dribbler. Yani topla mesafeler alabilen bir oyuncu. Ama Beşiktaş topla baskı yapmak zorunda olan bir ekip. Yani biraz pas, pas, pas da gerekiyor. Yani o bağlantıları pasla kurmak gerekiyor. Sadece driblingle topu taşımak da olmaz. Topla geziyor. O da çok büyük ihtiyaçtır. Yani boş alanları topla gezerek geçen, topla kat eden oyuncular hep evladır yani. Herkes ister, herkes istiyor. Herkes ondan bakıyor. Nereden bulabiliriz diye. Beş büyük lige bakın en yukarıdaki takımların hep orta sahnucularında bu özelliği görürsünüz yani. Pasördürler ama topla da gidebilirler yani. Şeyin eksiği, Getson Fernandes'in birinci eksiği bence pasörlük. Top alma, topu verme. Pas kalitesi diye bunu kestirme atalım. İkincisi, ben şutu olduğunu düşünüyorum. Çok teşebbüs etmediğini görüyorum. Daha fazla teşebbüs etmeyin. Çünkü var potansiyeli. O taşıdığı topların bir kısmıyla bir kısmını şutla bitirmeli. Bir kısmını da kalan kısmında kaptırmadan veya dönmeden önce veya olasılıklar tükenmeden önce pasla bitirmeli. Eksiği bu. De hocam benim gördüğüm şöyle bir durum var. Az önce Zayt'sta konuştuğumuz ve sizin dünya futbolundan da örnekler verdiniz. ceza sahası içi koşullarında bir yere kadar gelip orta sahada top ayağından çıkarttan sonra durduğunu görüyorum her seferinde Jetson Fernandez'in. Belki orada pas istasyonuna katılmak yerine koşuyu devam ettirip ceza sahasına bir opsiyon olsa o da farklı bir perspektif Katar oyuna gibi. <laughs> Özür dilerim. Kesin, kesinlikle Katar. Bütün merkez orta saha oyuncuları işte belli görevler kimisi biraz daha defansiftir. Kimisi biraz daha ofansiftir. Bir de çift yönlü. Yani iki tarafında oynamak zorunda olan takımın seçtiği strateji gereği iki tarafında yapmak zorunda olan oyuncular vardır. Daha biraz önce Goretzka'dan örnek verdik. O gider kafasını sokar topa. İşte Kovacic büyük pasördür ama yani bir ara hımbıl gibiydi yani o merkezi bir türlü boşaltmıyordu. sağ sola gitmiyordu. E şimdi git 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 diyorlar yani. Gidiyor artık ceza sahasına giriyor. Goller atmaya başladı işte bu sezon. Ee, en fazla gol attı sezonu yaşıyor değil Keşke mi? Keşke gitmeseydi de bize de atmasaydı hocam. Atmasaydı <laughs> tabii tabii orası doğru. Bize de attı iki tane. <laughs> evet. Hakikaten şaka gibi Bursa'daki maçta iki tane de bize <laughs> gol attı, attı yani. Ee, şimdi bu oyuncular bakın sürpriz hep arkadan gelir. Yani Sandforlar kucaktadır. Tabii ki ceza sahası içinde yer arıyorlar kendilerine yerleştiğinizde bile. Kenardan gelen oyuncular işte arka direklerin veya işte arka direk Cenk. Ya onlar daha sürprizi olmayan oyunculardır. Ama arkadan gelen bütün seçenekler hep sürprizdir. Ya Atiba'yı hatırlayın. Atiba defansif karakterli bir oyuncu olmasına rağmen o ceza sahası koşulan özellikle Sergen Hoca döneminde çok yaptı. Çok girdi oraya. Çok didikledi oraları. Ve çok da iş çıkardı. Bayağı da gol attı yani. Bu avantaj sağlar. Getson Fernandez'in enerjisi var. Yani fiziksel şeyi iyi. Yani koşu kalitesi falan yüksek yani oyuncu. Böyle 90 dakikaları rahat çıkaran bir oyuncu normal şartlarda ekonomik oynama koşuluyla çok daha iyisini yapabilir. O ceza sahası koşullarını bence de yapmalı. Çok ciddi katkı yap, sayıları artar. Ya transfer Mart'ta veya işte Vicecut'ta şeyde Instat'ta alıyorsunuz görüntüleri alacaksınız mesela. İlk neye bakıyoruz? Gol asistine. Gole asistin. bakıyoruz yani. Nasıl atmış? Bunlara bakıyoruz. E o gol klibi 3 dakikada bitiyor ayrı bir şey. 20 dakika sürüyor ayrı bir şey. Ondan sonra Pasörlüğüne bakıyoruz. Ondan sonra driplingçiliğine bakıyoruz. Ondan sonra yaptığı hatalara, top kayıplarına, yanlış seçimlerine bakıyoruz. Ama ilk aklımıza gelen gollerine bakmak oluyor. E yap işte. Var enerjin yap. Gir şu ceza sahasına. Sevgili Getson kardeşim. <laughs> evet buradan kendisine mesaj gönderiyoruz. Peki hocam bir Trabzonspor deplasmanı oynayacak Beşiktaş. İki takımın formuna ve moraline baktığımızda çok uç noktalar görüyoruz. Biri çok yüksek geliyor, biri çok düşük geliyor. Nasıl bir maç bekler Beşiktaş'ı? Çok özgüveni düşük, teknik direktör arayışı devam eden bir Trabzonspor var. Sağ içinde işler çok kötü gidiyor ama ne olursa olsun bir derbidir. Büyük maçtır. Ne düşünüyorsunuz? Valla düşme potasında son sırada olan ekip bile e, içeride Beşiktaş'ı ağırlıyorsa ben çok dertliyim, gamlıyım oralara bakmadan e, ne var ne yok hepsini sahaya koymaya çalışıyor. Be Beşiktaş maçları özeldir. E, Rakipleri böyle bakar. Ve son yıllarda öyle şeyler gördük ki Beşiktaş-Trabzon, Trabzon-Beşiktaş eşleşmeleri hep harika futbol çıktı ortaya. Hep hikayesi olan maçlar çıktı. Çok karşılıklı maçlar izledik. Tempo olarak... Acayip çıktılar yukarılara. Ligin... Yani bizim ligden bir tane eşleşme seçin deseniz ben bunu hiç tereddüs seçerim yani. Futbol göreceğiz. Dramatik yapı oluşacak. Çok gol göreceğiz. Acayip tempo göreceğiz. Bunu seçerim. Trabzonspor'un durumuna hiç bakmadan hazırlanacaktır. Beşiktaş çünkü Trabzonspor'da reaksiyon vermeye çalışan bir ekip. Her oyuncu işte kalan elinde tutunabileceği birkaç tane şey kaldı. Nedir onlar? Sezonu iyi bitirmeye çalışmak. İyi bitirdiğiniz nerede ifade edeceksiniz kendinizi? Büyük maçta. E büyük maç ne kaldı? Bu kaldı işte yani. Neyi var ne yok? Topuyla tüfeyle gelecek Trabzon takımı. Ama ben çok baskın ve belirgin bir şekilde Beşiktaş'ın favori olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın her hatta çok ciddi formda olan oyuncuları var. Zihinsel olarak yüksek. Deplasmanları da iyi oynayabilecek bir kadrosu var Beşiktaş'ın. Ee, Trabzonspor'u Trabzonspor'a çok ciddi sorunlar çıkarırlar. Trabzonspor'un da formda oyuncusu nerede de yok gibi. Evet. Arka taraf çok dağınık, kalecisi formsuz. Çok formsuz hatta Uğurcan. Yani e, profesyonel kariyeri başladığından beri en kötü günlerini geçiriyor. Ben Beşiktaş zorlanabilir. Geriye de düşebilir. Ben Beşiktaş'ın galibiyete yakın olan taraf olduğunu görüyorum. Herkes görüyorlar herhalde. Peki hocam Beşiktaş toparladı ama bir yandan da Galatasaray arasında ciddi bir puan farkı var. Ee, ve olası bir puan kaybında hı. muhtemelen şampiyonluk çok zor ihtimale gelecek ama... Beşiktaş gelecek sezon için heybesini şu an iyi şeylerle dolduruyor diyebilir miyiz? Doldurdu dolu heybe. Bence. Şimdi sırayla gidelim. Kaleci alır mısınız önümüzdeki sene? Hı hı. Sabek alır mısınız? Almam. İki tane var yani. Hı. En iyileri var. Sol bek alır mısınız? Masuaku'nun bir durumu var. Eğer zaten Trabzonspor maçına forma giyerse otomatik olarak Beşiktaş almak durumunda. Bakın Trabzonspor son birkaç yıldır dünya kadar sol bek aldı. Hı. Yok. Yok. O gelsin olmuyor. Bu gelsin bu da yok. Arjantinli olmadı. Brezilya'da oldu. Yerli o da olmuyor. Olmuyor işte yani. ve Fenerbahçe yıllardır sol bek çözemedi ya. Yani Galatasaray... Eski oyuncumuz gelsin. Yine olmadı yani. Olmuyor işte yani. Galatasaray, Galatasaray 4 oyuncu kullanıyor bu Bakın. Hocam. Masuaku iyi kötü topu biliyor. Bir temposu var. Belli bir güven aralığı oturtmuş. E, asistler yaptı çocuk. Goller Hı. attı. Tamam işte ya. yani O tamamdır yani. Arkasında da amirli takımın deposunda olan bir oyuncu bekliyor. Orası da tamam. Stoper alacak mısınız? Ee, yani Tayyip Talhan'ın yerine belki bir stoper Bakalım uzun ben, sürecek diye. Şimdi Tayyip Talha'nın yerine bana bir tane yerli stoper bulunmadı. Yerli bulamam. Türk burada. Yani Meri falan demeyin ama yani Yok, para yatması. Alınabilir oldu. Yani, Çağlar isim. falan demeyelim. Şimdi gel makul düşünelim. Beşiktaş Türk stoper bulmak çok zor. Yok çünkü yani. Yok. Alır bulursa, alırsa da harika tabii ki. Ha, bu arada e, yabancı stoperleri... Ya ben sayısı beğeniyorum yani. Bayağı futbolcu sayısı. Bayağı bayağı futbolcu yani. Ö önemli oyuncu. Belki ligin en iyi stoperleri arasında. Oyun kurmada var. Yüksek topta var. Markajda var. Öncelik almada var. Kusursuz demiyorum ama iyi. E koli de işte iyi kötü yani. İdare ediyor. Alacaksanız belki oraya alırsınız. Gelelim şey, kenarlar Gezalı pozisyonunu alacak mısınız birisini? Yok. Ee, öbür tarafı alacak mısınız? Redmond Jack Dawson zor. Yani zor. Sanford'un alternatifini tabii ki bir ikinci bir Sanford bakılabilir. Ama orada Abu Bakar var yani. Evet. Kale gibi adam yani. Ligin içinden geçiyor ya yani. Evet. <laughs> o oyuncu. Bakın birçok Maxim on numara mı alacaksınız yani? Var işte Maxim var yani. Beşiktaş ancak ilk on biri çok belirgin. Belki bir, bir stoper. Belki ikinci bir Sanford. Belki orta sahibi bitip 3 tane transferle sezon şeyi kapatabilir transfer dönemi. Güçlü bir kadrosu var Beşiktaş'ın. Yani lütfen Beşiktaşlılar da Beşiktaşları da kandırmasınlar. Bu takım zayıf, kötü falan filan diye. Zayıf falan değil. Beşiktaş iyi takım, çok iyi takım. Çok sayıda çözüm var. Bakın Redmond dünya kadar oturdu şeyde kenarda bekledi veya işte Süleyman ya Fenerbahçe'de ilk 11 oyuncudur nettir ya. Evet. Net ilk 11 oyuncudur yani. Abu Bakar'ı falan konuşmayalım. Cenk'i konuşmayalım. Masu Akku Fenerbahçe'de ilk 11 oyuncusudur. Eğer Ferdi sağ kanatta oynuyorsa. Ha, bu arada e, Sayıs de Fenerbahçe'de ilk 11 oyuncusudur. Kaleci Mert Fenerbahçe'de ilk 11 oyuncusudur. Abu Bakar zaten. Abu Bakar konuşmayalım. Bun, bun, bunların her biri çok değerli oyuncu. Öyle değil. Üç tane gerçekten ama kemik gibi ilk on bir oyuncusuyla Beşiktaş önümüzdeki senenin favorisi olur. Oyun da yükseliyor. Tabii ki yükseliyor. Havayı da bulmuş. Yani hocayı da bulmuş. E Hı. tamam işte yani. Üç tane. Hadi bilemedin. Dört tane. Başka yok böyle. Her 10 On tane almayın yani. Yine. Doğru hocam katılıyorum. Ve Galatasaray'a geçiş yapıyorum.